Son küçük Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bitki toplulukları konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de bugün ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor dersek hemen şöyle bir bakalım nelerle karşılaşacağız biz bugün. Bitki topluluklarının ve türlerinin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve dünyadaki bitki topluluklarının dağılışını etkileyen faktörlerden bahsettikten sonra bunu Türkiye ölçeğinde de özetlendireceğiz. Yani Türkiye'deki bitki toplulukları ve türlerinin genel özellikleri bunların Türkiye Türkiye'deki dağılış ile ilgili ifadeleri de bakacağız. Tabii ki de her zamanki gibi beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen sıfırdan ona konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Bu tabii ki de üniti bir doğal sistemler içerisinde dördüncü bölüm sevgili arkadaşlar. Dünyada bitkiler ve Türkiye'de bitkiler. 98'den 110. sayfaya kadar güzel güzel beni takip ediyorsun dedikten sonra bura bittiğinde birinci dönem konularımız da bitmiş oluyor. İkinci dönemi biz beşeri sistemlerde nüfusla birlikte merhaba diyeceğiz diyelim. Tabii ki de hemen şöyle 90 Üçüncü sayfadan sonraki kısmı açarsak beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için ben anlatırken buradan da beni takip edebilirsiniz. Tabii ki de dersimiz bittikten sonra çoktan seçmeli testlerimizi çözüp takıldığınız yerde her zamanki gibi karekodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz ve buralar bittikten sonra bölüm sonlarında da test geçirmemiz yer almakta buraları da bölümün tamamıyla ilgili ifadeleri de tekrar etmiş olursunuz diyelim. Akabinde ders bittiğinde daha rahat bir şekilde pratik yapabilmemiz için Dinamo Soru Bankası kitabımızı da açıyorsunuz. Hemen şöyle ünite bir doğal sistemlerin son kısmındayız sevgili arkadaşlar. Yani dördüncü bölüm bitkiler buranın tamam bittiğinde tekrar söylüyorum. Beşeri sistemlerle ikinci döneme merhaba diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani 87-102. sayfa. Yani birinci dönem konularımız 102. sayfaya kadar olan kısım. Hemen ben şöyle açıyorum 87. sayfayı. Model bir soru çözümümüz var. Akabinde çok çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Tabii ki de bu kitabın bize sağlamış olduğu en önemli faydalardan bir diğeri de bölüm sonlarındaki tarama testleri. Hemen şöyle bir baktığımız zaman bölüm sonumuzda güzel tarama testlerimiz var. Konunun yani bölümün tamamıyla ilgili güzel güzel sorularımız var. Bitti mi bitmedi. Doğru yanlışlarımız, bulmacalarımız, boşluk doldurmalarımız çoktan seçmeli ve eşleştirmelerle ilgili de sizi sınava dört dörtlük hazırlayacak güzel bir kaynağımız mevcuttur diyoruz. Tabii Tabii ki de kaynaklarımızı temin etmeyen arkadaşlarımız var ise satış noktalarımızdan da kaynaklarımızı almayı ikinci döneme bomba eksiksiz bir şekilde başlamayı da unutmasın diyelim. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi şöyle bir görsele baktığımız zaman görselde tonguç var ve tonguç bir ormanın içerisinde inceleme yapıyor. İşte biz bugün bir ormanın içerisine, bir bitki örtüsünün içerisine giriş yapacağız, dalış yapacağız ve burada neler var? Neler değişiyor bunlardan bahsedeceğiz diyelim. Hemen şöyle dünyada bitkilerle başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bitkiler dediğimiz zaman, yani doğal bitki örtüsü dediğimiz zaman herhangi bir bölgede bakın dikkat, doğal koşullara bağlı olarak yetişen çeşitli bitki topluluklarının oluşturduğu örtüye biz doğal bitki örtüsü Bak doğal koşullar doğal bitki örtüsü ya da biz buna ne diyeceğiz? Vejetasyon diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle alt kısımda bir doğal bitki örtüsü görebilmekteyiz. Peki bu bitkilerin bize sağlamış olduğu faydalar var mı? Sadece biz değil doğal çevreye de sağlamış olduğu faydalar var mı? Hemen şöyle bir düşünün. Ben de şurayı bir açayım. Neler varmış? Bir çevrenin şöyle baktığımız zaman içiniz açıldı değil mi? Neden? Çünkü bu doğal manzarayı oluşturmakta. Aynı şekilde bitkiler toprağın özelliğini de etkilemekte. Mesela topraktaki humus miktarını etkileyebilmekte. Toprağın üst kısmını tutabildiği için özellikle yarı kurak iklim bölgelerinde toprak erozyonunu da engellemekte diyebiliriz. Yaban hayatına uygun ortam hazırlamakta. Şöyle bir coğrafyaya baktığımız zaman burada birçok canlı türüne de bu alanın ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Fotosentezle üretim yapmakta ve biz bu oksijeni kullanarak o Oksijen döngüsünde faydalanmaktayız. Besinlerin parçalanmasında da kullanmaktayız. Tabii ki de bize sağlamış olduğu birçok fayda da var. Mesela biz ne yapıyoruz bitkilerden sevgili arkadaşlar? Hem gıda sektöründe hem kozmetik sektöründe hem de sanayide ham madde kaynağı olarak kullanmaktayız diyebiliriz. Geldik bitki topluluklarının yeryüzünde dağılışını etkilen faktörler. Şöyle bir düşündüğünüz zaman dünyada tüm alanlarda aynı tür bitki toplulukları yok. Tabii ki de bunun farklılık göstermesini sağlayan bazı durumlar var. Bunların başında sevgili arkadaşlar iklim gelecektir ve şunu unutmayalım iklim özellikle bitkilerin fizyolojik görünümünü ve yeryüzündeki dağılışını etkilen en temel unsurların başındadır. Peki bir iklim bitki nasıl etkiler dersek bakın üç tane iklim bölgesinden bahsedeceğim. Bir ekvatoral yağmur ormanları demişim gür bir bitki topluluğu var. İğne yapraklı ormanlar demişim şöyle görsele baktığınız zaman üşüdüğünüzü hisseder gibiyim. Çöl bitkileri dediğimiz zaman ise diğerlerine nazaran biraz daha kuraklığın daha belirgin olduğunu söyleyebilmekteyiz. O zaman iklimdeki sıcaklık ve yağış koşulları bitkinin hem fizyolojik görünümünü aynı zamanda yeryüzündeki dağılışını da etkiliyor. Bakın ekvatoral Motoral Yağmur Ormanları Hem Sıcak Aynı zamanda nemli bir iklim koşuluna sahip olduğu için burada bitki toplulukları sıktır, yoğundur ve geniş yapraklı bitki topluluklarını görebiliriz. Mesela iğne yapraklı ormanların görüldüğü sert karasal iklim bölgelerinde ise sıcaklık çok yüksek değildir, soğuk bir iklimdir. Aynı zamanda bir tık nemli de bir iklimdir. Yani soğuk nemli iklim bölgelerinde gene bitki toplulukları görülür ama geniş yapraklı ormanlardan ziyade iğne yapraklı ormanları görebilmekteyiz. Sıcak ve kurak iklim bölgelerinde ise sevgili arkadaşlar, bitki toplulukları daha cılız diyebiliriz. O zaman bu iklimle ilgili durumları bağdaştırdı mı bize dersek? Tabii ki de bağdaştırdım. Şimdi geldik yeryüzü şekillerine sevgili arkadaşlar. Yeryüzü şekillerine geldiğimiz zaman burada şöyle bir durum var. Biz genel itibariyle yeryüzü şekilleri ifadesinde yükselti, eğim, bakı gibi faktörlerin bitki örtüsünün gelişmesinde önemli etkilere sahip olduğunu biliyoruz. Ve buradaki şöyle bir durum var. Biz bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe genel olarak her 200 metrede Sıcaklıklarımız bir derece azalır ve bir derece azalmasına bağlı olarak bitki örtüsü kuşaklar oluşturur. Nasıl dersek şöyle baktığımız zaman deniz seviyesine yakın alanlarda geniş yapraklı ormanları biraz daha yükseklere doğru çıktığımızda geniş yapraklı ormanlarla birlikte iğne yapraklı ormanların bulunduğu karma yapraklı ormanlar kuşağını biraz daha yükseklere çıktığımızda sıcaklığın azalmasıyla birlikte sadece iğne yapraklı ormanları biraz daha yükseklere çıktığımızda iğne yapraklı ormanlar yerini daha çayılamayacak. ...biraz daha yükseklere çıktığımızda ise kalıcı karları görebilmekteyiz. Ve şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Burada ormanın iki tane sınırı var. Bunlardan bir tanesi orman alt sınırıdır. Bunu belirleyen sevgili arkadaşlar nem miktarıdır. Yani nemliliktir. Orman üst sınırını belirleyen ise... Bak burası orman alt sınırıydı. Orman üst sınırını belirleyen ise oradaki sıcaklıktır. Yani sıcaklık kalıcı kara etkiler ve bu da ormanın üst sınırını belirler tamam mı? Şunu unutmayalım. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak azalıyor mu? Evet azalıyor. Ve buna bağlı olarak kalıcı kar sınırı alçalıyor mu? Alçalıyor. O zaman ormanın üst sınırı da ne yapar? Alçalır. Bunu da unutmamış olalım. Geldik. Bitkilerin yeryüzündeki dağılışını etkilen bir diğer faktör topraklar. Tabii ki de bitkilerin hem yaşam alanı hem de besin kaynağıdır topraklar. Ve değişik ana kayalar üzerinde farklı iklim koşulları vardır ve farklı toprak tipleri görülmektedir. Ve buna bağlı olarak da bitki toplulukları da farklılık gösterecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış Olalım Devamında bitki örtüsünü etkileyen bir diğer faktör biyolojik faktördür. Ama biyolojik faktörler içerisindeki en önemli öge kimdir dersiniz? Tabii ki de insanlardır. Çünkü insanlar tarihsel süreç içerisinde doğal çevre üzerinde yapmış olduğu birçok tahribat var, birçok faaliyet var ve bu bitki örtüsünün yayılış alanını da etkilemekte. Şöyle örneklemdirebiliriz mesela Akdeniz ikliminin karakteristik türlerinden olan Maki türlerinin tahribatıyla birlikte Garik, Frigana türleri ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Özellikle yarı kurak iklim bölgelerindeki orman örtülerinin tahrip edilmesiyle birlikte antropojen bozkırlar ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi dünyada biz hangi bitki topluluklarını görüyoruz dersek şöyle güzel bir kavram haritamız var. Kavram haritamıza baktığımızda ağaç, çalı, ot ve çöl formasyonunu görebilmekteyiz. Bunların hepsini şu anda teker teker parçalayacağız sevgili arkadaşlar. Birinci kısımda ağaç formasyonu. Yani burada ekvatoral yağmur ormanlarını, muson ormanları, orta an karma yapraklı ormanlarını ve iğne yapraklı ormanlarını göreceğiz. Diyelim onu hemen şöyle yan kısmı alıyorum. Birincisi ağaç formasyonundan ekvatoral yağmur ormanları. Tabii ki de biz bu formasyonlardaki bitki topluluklarını daha iyi bir şekilde bilebilmemiz için dokuzuncu sınıfta gördüğümüz makro klimalar yani büyük iklim gruplarındaki iklimlerin sıcaklık yağış grafikleri ve aynı zamanda bunların dünya üzerinde nerede dağılış gösterdiklerini de bilmemiz gerekmekte. Hemen şöyle iklimi de biraz özetleyecek olursak ekvatoral yağmur ormanları nerede görülüyor dediğimizde yağış sıcaklık ve toprak koşullarının uygun olduğu özellikle yeryüzündeki sıcaklık ve nemin yıl boyunca yüksek olduğu ekvatoral iklim bölgesinde bakın bu ifade çok önemli yıl boyunca yeşil kalan Yayvan yapraklı ormanlar. Bak, yayvan yapraklı diyorsa geniş yapraklıdır ve yıl boyunca yeşil kalıyor diyorsa yaprak dökmüyordur. Neden yaprak dökmüyor? Şundan dolayı. Bu iklimin sıcaklık grafiğine baktığımızda sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerindedir. Bundan dolayı da yaprak dökmez. Aynı zamanda sıcaklığın yüksek olmasıyla birlikte her mevsim yağışlıdır. Bundan dolayı da yaprak dökmez. Yani bir bitkinin yaprak dökebilmesi için ya bir dönem kuraklığın olması lazım ya da bir dönem soğuğun olması lazım. Bu iklim bölgesinde ne kurak ne soğuk olmadığı için bundan dolayı da bitki yıl boyunca yapraklarını dökmüyor. Nerelerde görülüyor dediğimizde Brezilya'nın bulunduğu alan. Burası nedir? Amazon havzası. Afrika'nın orta kısmı, batı kısmı, Kongo Havzası, bu iki alanı unutmayacağız. Endonezya, Malezya ve Gine Adaları dediğimiz alanda görülen bitki topluluğu tropikal yağmur ormanlarıdır. Ve buradaki bir bitkinin boyu 50-60 metreyi geçebilir. Buradaki bitkilerin tamamının ışık isteği yüksek değildir. Yüksek kesimlerdeki o taç tabaka dediğimiz üst kısımdaki bitkilerin ışık isteği yüksektir ama alt kısımdaki otsu türlerin ışık ihtiyacı düşüktür. Ama şunu unutma, Ekvatoral yağmur ormanlarındaki bitkilerin genel itibariyle su ihtiyacı yüksektir. Neden dersek çünkü nemli bir iklim bölgesi olduğu için su ihtiyacı fazladır ve nerelerde görülüyor dediğimizde 0 derece ile 10 derece enlemler arasında yer alan alanlarda görülmektedir. Ve şunu da söylemek isterim ki dünyada biyoçeşitliliğin en zengin olduğu bitki formasyonlarının bulunduğu alan ekvatoral yağmur ormanlarıdır diyebiliriz. Geldik muson ormanlarına sevgili arkadaşlar. Tabii ki de muson iklim bölgesinde özellikle güney, güneydoğu ve doğu Asya'da görülen bir iklim muson iklimi yazı yağışlı kışı kurak bir iklim yani bize göre yazı ve kışı dediğimiz ifadeler var bundan dolayı da buradaki bitkiler kış döneminde sevgili arkadaşlar yaprak dökmektedir. Bak kışın neden yaprak döküyor? Çünkü kuraklıktan dolayı. Sıcaklığım gene yüksek. Kuraklık olduğu için yaprak döküyor ve unutmayalım. Evet burası da gür geniş yapraklı ormanların bulunduğu alandır. Amma velakin türce tropikal yağmur ormanlarına göre daha fakirdir diyebiliriz. Aynı zamanda buranın karakteristik bir ağacı var görselde görebilmektesiniz. Tik ağacı sevgili arkadaşlar bunu da böylece söylemiş olalım. Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da gördüğünde söyleyebiliriz. Geldik orta kuşağın karma yapraklı ormanları. Nerede görülüyor? Hemen şöyle baktığımızda orta kuşakta ılıman okyanusal iklim bölgesinde görülen bitki örtüsüdür sevgili arkadaşlar. Burada yağış miktarına baktığımız zaman evet fazladır. Özellikle 1000 milimetrenin üzerinde bir yağış miktarı vardır. Ama bu bitki örtüsü kışın yaprağını döker. Neden? Çünkü kış mevsiminde sıcaklık ortalamalarımız azaldığı için bitki de kendini bir nevi korumaya alıyor. Genel itibariyle kuzey yarım kürede kıtaların batı kıyılarında görülen bir iklimden bahsediyoruz. Batı Avrupa, Kuzey Batı Amerika, Güney yarım kürede Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda'yı buna örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik ağaç formasyonundan sonuncusu olan iğne yapraklı ormanlar. Hangi iklim bölgesi dersek sert karasal iklim bölgesinin yapraklarını dökmeyen ve şöyle görsele baktığımızda da son soğuğa dayanıklı ağaçlarından oluşan bir bitki kuşağıdır burası. Enlem derecelerine dikkat edin. 50 derece enlemi ile 60 derece enlemleri çevresinde görülen bir bitki kuşağından bahsediyoruz. Ve biz buradaki bu görmüş olduğunuz ormanlara tayga ormanları ya da boreal ormanları ismini kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Tabii ki de buradaki en önemli en iyi gelişme gösteren ağaç türleri nelerdir dersek bir göknar. Yani bunlar iğne yapraklı ormanlardır sevgili arkadaşlar. Çünkü sıcaklık düşük olduğu için artık o yayvan yapraklı ormanları biz görememekteyiz. Göknar dışında ladini ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar sarı çamı burada çok yaygın bir şekilde görebilmekteyiz. Bunu da unutmayalım. Nerede görülüyor? Sibirya'da, Kuzey Amerika'da ve Kuzey Batı Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da bu bitki topluluğunu biz yoğun ölçekte görebilmekteyiz. Geldik şimdi çalı formasyonu kısmımıza. Çalı formasyonunda neler var dediğimizde Maki, Garik ve Pisodo Maki var sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle Maki ile yolculuğumuza devam edersek. Maki yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklimine ait bitki örtüsü olup bodur, ağaç ve çalılardan oluşur. Zaten çalı formasyonu dedik. O zaman bu bizim ülkemizde de görülebilen bir türdür. Neden? Çünkü bizim ülkemizde de Akdeniz iklimi var mı? Var. O zaman bizim ülkemizde de görülebilecek bir bitki topluluğundan bahsetmekteyiz biz. Şunu unutma. Kışları Akdeniz iklim bölgesinde hem kısa hem ılık geçiyor. Bundan dolayı da bu bitki daima yeşil kalıyor. Yapraklarını dökmüyor sevgili arkadaşlar. Yaz kuraklığı karşısında da yaşanabilecek su kaybını önlemesi amacıyla makiler özellikle kalın, sert ve tüylü yaprak özelliklerinin yanı sıra derin bir kök sistemine sahiptir. Ve bundan dolayı da bitki kendini korumaya aldığı için yapraklarını dökmüyor. Tabii ki de makilerin tahrip edildiği alanlarda garik dediğimiz frigana türleri de daha kısa boylu seyrek çalı toplulukları görülebilmektedir. Mesela başça maki türlerine bazı örnekler vermemiz gerekirse bir sandalı burada örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Sandal dışında mesela yabani zeytini, maki türlerini örnek verebiliriz. Peki garik türlerine örnek verebileceğimiz bir tür var mıdır dersek tabii ki de buna da türler vardır. Mesela kekik türü ya da bunun dışında funda sevgili arkadaşlar. Bunlar da garik türlerine örnek verebileceğimiz türdür. Soru köklerinde bu dördü çok yön ölçekte gelmektedir. Peki bu çalı formasyonu dediğimiz maki ve garik nerede görülüyor? Akdeniz çevresi. Kaliforniya yarımadası. Şili'nin ortası. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kap bölgesi. Avustralya'nın güney ve güneybatı kısımlarında biz bu çalı formasyonunu görebilmekteyiz. Aslında Akdeniz ikliminin dağılışını gösterdik. Pisodomaki'ye geldik. Pisodomaki yalancı maki demektir sevgili arkadaşlar. Özellikle bakın dikkat edin. Orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde yaprak döken ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan türlerdir. Bak, o zaman benim ülkemde de bu görülebilir. Nerede görülebilir dersek Karadeniz iklim bölgesinde. E, nemli iklim bölgesi değil mi? Buradaki geniş yapraklı ormanlar tahrip edildiğinde bu türler çıkabilir. Mesela böğürtlen, koca yemiş fındık, üvez, yabani erik, yabani elma bunun en önemli örnekleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bitki formasyonlarından ağaç, çalıdan sonra ot formasyonu. Burada savan, Bozkır, Çayır ve Tundra'dan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle savanlardan bahsedersek tropikal iklim bölgesinin bitki örtüsüdür bu ve her iki yarım kürede de 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında görülen bir formasyondur. Hindistan'ın iç kesiminde de aynı zamanda görülmektedir. Savan iklimindeki o uzun boylu ot topluluklarına verdiğimiz isimdir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Hemen şöyle harita üzerinde de bunu örneklememiz gerekirse mesela Güney Amerika'da Brezilya Venezuela, Peru, Bolivya gibi alanlarda Afrika'nın özellikle orta kesimlerinde Kenya, Sudan, Çat, Nijerya, Mali gibi alanlarda ve Hindistan'ın şöyle iç kesimlerinde görebileceğimiz bir türdür sevgili arkadaşlar bu. Burada potansiyel buharlaşma miktarı çok fazla olduğu için ağaç formasyonu yerini ot formasyonuna bırakmıştır. Bakın buranın da iklimi 1000 milimetrenin üzerinde yağış alır ama potansiyel buharlaşma miktarı çok fazla olduğu için burada biz ağaç formasyonundan ziyade ot formasyonu daha yoğun ölçekte görebilmekteyiz. Ve şunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Özellikle savan iklim bölgelerinde bulunan akarsuların etrafında yani vadiler boyunca o akarsuyu kapatan ormanlar vardır. Biz bu ormanlara galeri ormanlar ya da park ormanları ismini vermekteyiz. Hemen şöyle savan iklim bölgesinde uzun boylu ot topluluklarının yanında şemsiyeye benzer bir ağaç vardır. Bu ağaç ise akasya ağacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlar Geldik bozkır. Diğer ismiyle sitep. Tabii ki de orta kuşakta yağış miktarının düşük olduğu alanlarda artık ağacın yetişmesine imkan vermeyecek olumsuzluklar var. Ve bu alanlar yarı kurak iklim bölgesidir. Bu alanlarda görülen cılız ve seyrek ot topluluklarını biz bozkır ve stepler diyeceğiz. Yani genel itibariyle 250 mm ile 400 mm arasında yağış alan alanlarda ilkbahar yağışları ile yeşerip yaz kuraklığı ile sararıp kuruyan ot topluluklarını verdiğimiz isimdir. Burada tabii ki de gevrenler ben, yavşan otu, çoban yastığı, gelincik, sığır kuyruğu, ada çayı, en önemli bozkır sitep türleri arasında yer almaktadır. Ve biz bu topluluğu Orta Asya, Anadolu coğrafyası, Avustralya'da, Afrika'nın güneyinde, Amerika'nın güneyinde göreceğiz ama Kuzey Amerika'da bu ot topluluklarına... Pireli adı verilmektedir. Yani burada da bozkır tipleri vardır. Bu ot toplulukları Kuzey Amerika'da pireli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir de bu bozkırın antropojen bozkırı vardır. Bu nedir dersek, bu da gene kurak bölgelerde görülüyor ama durum biraz farklı. Antropojen bozkır tahribatla birlikte ortaya çıkan bir türdür. Özellikle kurak bölgelerdeki orman örtüsünün tahrip edilmesiyle birlikte ortaya çıkan otsu topluluklar olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi çayırlara. Orta kuşakta karasal iklimdeki yarı nemli sahalarda özellikle yaz yağışlarıyla birlikte yıl boyu yeşil kalan otsu türler ya da dağların yüksek kesimlerindeki o orman üst sınırında ağacın yetişmesine imkan vermeyecek iğne yapraklı ağaçlardan sonraki görülen o toplulukları olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bunlara da dağ çayırları diyeceğiz. Alpin çayırları ifadesi de kullanabilmekteyiz. Mesela bizim ülkemizde Erzurum, Kars, Ardahan'da Himalaya dağlarında, Kayalık dağlarında, Ant dağlarında, bu Atlas dağlarında falan bu çayır kuşağını görebilmekteyiz diyebiliriz. Geldik Tunduralara. Hemen şöyle iklimin dağılış kısmına baktığımız zaman kuzeyde. Kutba çok yakın. Kutup altı iklimidir. Zaten kışların çok soğuk ve toprağın donmuş halde olduğu Tundura iklim bölgesinde görülen türlerdir. Zaten adı üstünde belli. Tundura, Tundura iklim bölgesi. Şimdi sevgili arkadaşlar burada tabii ki de sıcaklık yılın çok büyük bir bölümünde sıfır derecenin altında. Hemen şöyle sıfır dereceyi çizersem 2-3 aylık süreçte sıcaklık sıfır derecenin üzerine çıkıyor. Bu dönemde toprak çözündüğü için üst kısmı bataklık ortamlarında Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda görülen ot su bitki toplulukları, tundura toplulukları. Bakın Sibirya'nın kuzeyi, Kuzey Avrupa, Grönland'ın Güney Kıyı kesimleri ve Kuzey Amerika'nın Kuzey Kıyıları, yani Kanada ve Alaska'nın Kuzey kısımlarında biz bu toplulukları görebilmekteyiz özellikle şunu da unutmayalım, Güney yarımkürede ise karaların daha az bir alan kaplaması nedeniyle tunduraların yayılış alanı sınırlıdır. Kuzeyde daha geniş bir alanda yayılış göstermektedir. Geldik çöl formasyonuna. Çöl formasyonu sevgili arkadaşlar geniş kum örtüleri veya kayalıklarla kaplı olan çöllerde yıllık yağış miktarının Özellikle 200 milimetrenin altında olduğu alanlarda görülen topluluklardır. Şimdi burada olumsuzluk ne? Su azlığıdır. Su azlığı olduğu için burada çalılar, kurakçıl otlar, kaktüsler bulunmaktadır ve bunların su ihtiyacı düşüktür. Bakın bunların yüzeyde görülen kısımları çok düşüktür ama bu bitki topluluklarının gelişmiş bir kök sistemi vardır. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bunlar kurakla uyum sağlamıştır. Yani kuraklıktan etkilenmezler. Peki nerelerde görülüyor dediğimizde de şunu da unutmayalım. Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Güney Amerika'da ve Güney Afrika'da özellikle mesela Güney Amerika'da Atakama'nın bulunduğu yerde çöl alanı var. Şili Atakama Çölü, Namibya, e, Kaliforniya'nın iç kısımları sevgili arkadaşlar, özellikle Orta Amerika ve Avustralya'nın iç ve batı kısımlarında da gene biz çöl formasyonunu görebilmekteyiz diyebiliriz. Bir de şöyle görselde bir şey görüyoruz. Nedir bu? Çölün içerisinde bir cennet. Bu cennete ne isim veriyoruz dersek Tabii ki de bu ismi Vaha'dır sevgili arkadaşlar. Çöllerde bu gördüğümüz yeryüzünün bulunduğu bu coğrafya Vaha'dı veriyoruz. Ve burada hemen şöyle bir su kaynağı gördük. Yeraltı suları bakımından zengin. Etrafında hem palmiye hem bu hurma ağaçlarının bulunduğu alanlar yer almaktadır. Bu alanlara biz Vaha ismini vermekteyiz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Türkiye'deki bitki topluluklarına. Tabii ki de Türkiye yeryüzü şekilleri bakımından, iklim zenginliği bakımından zengin zengin bitki topluluklarına sahiptir. Yani dünyadaki bitki çeşitliliği bakımından sayılı ülkeler arasında yer almaktadır diyebiliriz. Tabii ki de bu zenginlikte söylemiş olduğumuz gibi iklim çeşitliliği var. Bir, onun dışında kısa mesafelerde değişen yeryüzü şekilleri var. Coğrafi konum özellikle ortak kuşak ülkesi olmamız jeolojik zamanlar boyunca görülen iklim değişiklikleri de etkilidir diyebiliriz. Tabii ki de burada iki tane ifademiz var. Bir endemik türlerimiz iki relik türlerimiz. Nelerdir bunlar dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar endemik dediğimizde dünyada sadece tek bir alanda görülecek Oraya özgü olacak ve dünya başka hiçbir yerinde görülmeyecek. Ve Türkiye endemik türler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesidir diyebiliriz. Ülkemizdeki bitki türlerinin yaklaşık 3'te birlik kısmı endemik türdür. Yani 3700 civarında endemik türümüz bulunmaktadır ve en zengin endemik türümüzün bulunduğu alan Toros Dağları'nın bulunduğu yerdir. Hemen şöyle baktığımız zaman mesela köy Ceyiz Gölü çevresinde sığıl ağacı. Datça ve Teke Yarımadası'nda Datça hurması. Bak hurma bir türdür. Tamam eyvallah. Datça Urması diyor. Oraya özgü öyle söyleyebiliriz. Kaz Dağları'nda mesela Kaz Dağı Göknarı. Göller yöresinde Kasnak Meşesi. Kastamonu ve Yozgat çevresinde İspir Meşesi. Rize'de Anzer Yaylası'nda Anzer Çayı. Safranbolu çevresinde Safran Otu ve Erzurum Karayazı'da Ters Lale. Bizim endemik türlerimizden bazılarıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir de kalıntı, relik bitkiler bulunmaktadır. Bu da şöyledir. Geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim koşullarında yaşamış olan bir bitki türünü düşünün. Günümüzdeki iklim koşullarında da uyum sağlayıp o alanda varlığını sürdürmekte. Normalde mesela kayın ağacı Karadeniz iklim bölgesinde çok geniş bir yayılış alanına sahiptir ama günümüzde mesela Amonos dağları ve Murat dağlarında da bazı noktalarda yayılış alanı vardır. O eski dönemlerde orada varmış. Günümüzde hala o alanda varlığını sürdürmekte. Sedir ağacı mesela Kelkit Vadisi'nde varlığını sürdürmekte. Ihlamur ağacı Beydağları'nda, Kocayemiş ve Sandal'da Çoruh Vadisi'nde varlığını sürdürebilmekte. Bu ne demek oluyor? Günümüzde bu alanlarda mesela daha iklim şartlarında değişiklik olmuş ama bunlar bu alanların çok küçük kısımlarında da varlığını sürdürebilmekte. Relik dediğimiz kalıntı bitki. Yani eski dönemde varmış. Günümüzde de orada bir yerde de az da olsa varlığını sürdürebilmekte. Peki şimdi Türkiye'nin bitki topluluklarına baktığımızda ağaç, çalı, ot formasyonu olmak üzere burayı da üçe ayıracağız sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle Türkiye'deki ağaç formasyonlarından bahsetmemiz gerekirse. Bunları hemen şöyle teker teker bahsedeceğiz. Yani ormanlar diyeceğiz. İşte Karadeniz ormanları, onun dışında Akdeniz ormanları, Batı Anadolu ve iç kesimdeki ormanlar diyeceğiz. Hemen şöyle kavram haritamı yan kısmımı alıyorum. Karadeniz ormanları diyorum. Şimdi hemen Karadeniz ikliminin etkili olduğu Kuzey Anadolu Dağları'nın denize bakan yamaçları ile Marmara Denizi'nin kuzey kesimlerinde dağılış gösterir. Ve unutmayın Karadeniz ormanları sevgili arkadaşlar Türkiye'nin en gür ormanlarının bulunduğu alandır diyebiliriz. Tabii ki de bu alanda orman altı bitki örtüsü de zenginlik açısından Türkiye'deki ilk sırada yer almaktadır. Hemen şöyle Karadeniz iklim bölgesine baktığımız zaman her mevsimi yağışlıdır. Bundan dolayı da sevgili arkadaşlar bitki örtüsü gürdür diyebiliriz. Hemen şöyle kısa ölçekte burayı geçtikten sonra burada hem geniş yapraklı ormanlar var hem de karma yapraklı ormanlar yer almaktadır. İğne yapraklı ormanlar da dağların yüksek kesimlerinde bulunmaktadır diyebiliriz. İkinci kısma geldiğimiz zaman Akdeniz ormanları. Burada Akdeniz kuşağı ormanları Akdeniz ikliminin tipik özelliklerinin görüldüğü Toros Dağları'nın kıyıya bakan yamaçlarında görülmekle olup daha çok kızılçam ağaçlarından oluşur. Kızılçam zaten Akdeniz iklim bölgesinin bitki örtüsüdür. Bunlar sevgili arkadaşlar özellikle maki türleri kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle birlikte ortaya çıkmakta ve hızlı bir şekilde büyümekte olan bir tür de diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Akdeniz dağ kuşağı ormanlarına geldiğimiz zaman ise kızılçam orman kuşağı üzerinde 1000-1200 metre arasında bulunan bir türdür ve burada özellikle sedir, göknar, karaçam ve ardışlardan oluşan iğne yapraklı topluluklar bulunmaktadır. Peki bu Akdeniz kuşağı ormanları nerede yer almakta? Toros Dağları'nın güneye bakan yamaçları ve Batı Anadolu ile Marmara Denizi'nin güney kısımlarında biz bu orman türlerini daha yoğun ölçekte görebilmekteyiz. Tabii ki de burada Batı Anadolu ormanları da var. Gene aynı şekilde Batı Anadolu ormanlarında da Kızılçam ve Maki türlerini aynı zamanda Meşe ve Karaçam türlerini de görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de ormanlara iç kesimlerde yükselti ve engebeye bağlı olarak yağışın arttığı dağların yamaçlarında rastlamaktayız. Burada özellikle meşe Ardıç ve Karaçam ormanlarını görebilmekteyiz. Doğu Anadolu'daki ormanlar Orta Anadolu'daki ormanlara göre daha yükseklerde başlar. Bu bölgede meşe ormanları Sarıkamış çevresinde ise Sarıçam ormanları yer almaktadır diyebiliriz. Şunu unutmayalım. Türkiye'de orman üst sınırı karasallığın etkisiyle iç kesimlerde daha yüksekte geçmektedir diyebiliriz. Bunun temel sebebi de karasallık şiddetinin fazla olmasıdır diyebiliriz. Şimdi geldik çalı formasyonla. Maki, garik, pisodo maki var sevgili arkadaşlar. Biz makileri daha yoğun ölçekte Güney Marmara'da Ege'de ve Akdeniz kıyılarında göreceğiz. Neden? Çünkü bu alanlarda kızılçam ormanları var ve kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle birlikte daha böyle bodur ağaçlar, yıl boyunca yeşil kalan ağaçları bu alanlarda görebilmekteyiz. Ha makileri bunun dışında mesela Kelkit Vadisi'nde de görebiliyoruz. Bu alanlarında mikroklima özelliğinden dolayıdır diyebiliriz. Ve makinin üst sınırı. ...Akdeniz, Ege ve Güney Marmara'da yükselti bazlı farklılık göstermekte. Mesela Akdeniz kıyılarında maki üst sınırı 800 metre ile 1000 metre arasında. Ege kıyılarına geldiğimiz zaman maki üst sınırı 500 metre ile 700 metre arasında. Güney Marmara kıyılarında ise maki üst sınırı 300 metre ile 400 metre aralığında yer değiştirmektedir. Bu da enlem etkisine bağlı olarak meydana gelen durumdur. Eğer ki biz bu makileri tahrip edersek ortama garik frigana türleri... ...yani lavanta, laden, yasemin çekik, funda, kermez meşesi, süpürge çalısı gibi türler yer almaktadır. Akdeniz ve Ege kıyılarında biz bunu görebilmekteyiz. Bir de buranın yalancı makisi var sevgili arkadaşlar. Peki bu yalancı makinedir dediğimizde yalancı maki özellikle bizim kuzey kıyılarımızda görmüş olduğumuz nemli iklim koşullarında ormanların tahribatıyla birlikte oluşan türdür. Bunlar genel itibariyle makiler 200 metre ile 300 metre yüksekliğe kadar görülen bir türdür. Burada ne vardır dersek kızılcık, böğürtlen ya yabani elma yabani erik üvez diyebiliriz, fındık diyebiliriz. Bunlar pisodomaki türleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi geldik. Çalı formasyonunda maki, garik, pisodomaki de hallettikten sonra ot formasyonunda bozkır ve dağ çayırlarından bahsedeceğiz. Bozkır, sitep yani kurak ve yarı kurak iklim sahalarında görülen türlerdir. Hemen şöyle çalı formasyonunda göstermiş olalım. Geldik ot formasyonuna sevgili arkadaşlar. Burada bozkır ve sitep türleri kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde ilk bahar yağışları ile yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan kısa boylu ot topluluklarıdır. Bak buradaki bozkır türlerini biz iç Anadolu bölgesinde, güneydoğu Anadolu bölgesinde daha yoğun ölçekte görmekteyiz. Geven, yavşan otu, çoban yastığı, gelincik, sığır kuyruğu, adaçayı en böyle görebileceğimiz bozkır yani sitep türleri arasında yer almaktadır. Özellikle antropojen bozkırlar ağaçlı bozkır olarak tarif edilir ve bu yarı kurak iklim sahalarındaki orman örtüsünün tahrip edilmesiyle birlikte ortaya çıkan türlerdir. Ağaçlı bozkır ifadesi de kullanılmaktadır. Haberiniz olsun. Yani antropojen bozkır dediğimiz zaman ağaç türleri tahrip ediliyor. Mesela karaçam ağaçları, meşe ağaçları, ardıç ağaçları tahrip edildiğinde bu türler ortaya çıkıyor. Çayırlar ise daha yoğun ölçekte ülkemizde dağların hem yüksek kısımlarında aynı zamanda Kuzeydoğu Anadolu'da yaz yağışlarıyla birlikte yıl boyu yeşil kalan otsu türler olarak karşımıza çıkmakta. Ne var burada dediğimizde sarı çiçekli orman gülü var. Mine, kardelen, taş kıran yıldız çayırı bunun başlıca türleri olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar haberimiz olsun. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Bitki topluluklarını ve türlerinin genel özelliklerinden bahsettik. Yani nelerden bahsettik? Dünyadaki ağaç formasyonlarından ekvatoral yağmur ormanları, muson ormanları, ortak şu an karma yapraklı ormanları ve yeni yapraklı ormanlardan bahsettik. Çalı formasyonundan bahsettik. Maki, garik, pisodomakilerden bahsettik bahsettik. Ot formasyonu, savanlar, sitepler, tunduralar ve çöl formasyonundan bahsettik. Ve bitki topluluklarının yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörler, iklim, yeryüzü şekilliği, toprak, biyolojik faktörlerden bahsettik ki biyolojik faktörlerde insanın en önemli etkiye sahip olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Türkiye'deki bitki topluluklarını ağaç, çalı ve ot formasyonu olmak üzere 3'e ayırdık. Türkiye'deki ağaç formasyonlarını Karadeniz, Akdeniz, Ege ve iç bölgelerdeki ağaç formasyonları olmak üzere parçaladık. Çalı formasyonlarında makiyi, gariyi ve pisodomakiyi bahsettik. Ot formasyonunda ise siteplerle birlikte sevgili arkadaşlar çayır örtüsünden bahsetmiş olduk diyelim. Ve karşınızda yorumlarımızı önemsediğimiz kısım bir. Birinci adımımız videolarımız sizin için yararlı oluyor mu? Bunları cevaplar kısmına bekliyorum. Aynı zamanda tabii ki de bilgi paylaştıkça güzeldir ve çoğalır sevgili arkadaşlar. Bize bir önerin, bize bir tavsiyen var mı? Bunu da kesinlikle cevaplar, yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki sayfamda ödüllü soru var ve ödüllü soruyu doğru cevaplayabildin mi? Aynı zamanda bizler üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik. Hadi bakalım sıra sizde. Videomuza like atmayı unutmayın diyelim. Hadi bakalım karşında günün ödül sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.